Güneydoğu TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar. Sevgili izleyenler, Tunceli'de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 askerden ikisi şehit olmuştu. İşte şehitlerimizin naaşı bugün düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Edinilen bilgiye göre merkez kırsalında terör örgütü PKK militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar jandarma uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Uçkan şehit oldu. Şehit düşen uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Uçkan Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlanmak üzere Elazığ'a getirilip havalimanında tören düzenlendi. Helikopterden askerler tarafından omuzlara alınan şehitlerin naaşı katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunması ve şehitlerin özgeçmişini okumasının ardından il müftüsü Yusuf Sarıkaya dua etti. Daha sonra katafalktan askerler tarafından omuzlara alınan şehitlerin naaşı uçağa konuldu. Şehitlerden uzman çavuş Ökkeş Ede memleketi Osmaniye'ye, uzman çavuş Emre Üçkan'ın naaşı ise memleketi Kütahya'ya gönderildi. Törene Elazığ valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli valisi Tuncay Sonel, 8. Kolordu komutanı Kogeneral Osman Erbaş, jandarma bölge komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Fırat Üniversitesi rektörü Kutbettin Demirdağ, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarkoğlu, Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, diğer protokol üyeleri, emniyet personeli ve askeri erkan katıldı. Şehitlerden geriye birlikte getirdikleri ve hayata korkusuzca bakanlar, ölümden korkmazlar notuyla geçen yıl sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf kaldı. Bölgede başlatılan operasyon sürüyor. Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik Malatya ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması bünyesinde faaliyet gösterirken kanun hükmünde kararname ile kapatılan dernek ve vakıflarla iltisaki bulunan şüphelilere yönelik Malatya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Kimse Yok mu Derneği ile iltisakları tespit edilen 4 şüpheli ile Türkiye Teknik Elemanları Vakfı'nın yönetim birimlerinde görev aldıkları ve bu vakıf üzerinden SODES projelerinde usulsüzlük yaparak kamuyu zarara uğrattıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavgada bir kişi silahlı ağır yaralandı. Olay ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bardakçı Kırsal Mahallesi'ne meydana geldi. Alınan bilgilere göre mera yüzünden çobanlar arasında kavga çıktı. Çobanların yakınlarının da olaya karışmasıyla kavga büyüdü. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi Bubu Arıkçı'ya isabet etti. Ağır yaralanan çoban olay yerine sevk edilen ambulansa Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı durumunun ağır olmasından dolayı ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Jandarma olayın büyümemesi için kırsal mahalle ve hastanede güvenlik önlemi alırken silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Türk
Türk Hava Yolları tarafından Güneydoğu Anadolu bölgesinin tanıtımı amacıyla Türkiye'ye getirilen Sri Lanka'nın önde gelen seyahat acentelerinin temsilcileri UNESCO Dünya Mirası listesindeki Göbekli Tepe'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un Göbekli Tepe yılı ilan edilmesinin ardından tarihi ören yerinin bulunduğu Şanlıurfa'ya yurt içinden ve yurt dışından turistlerin ilgisi artarak devam ediyor. Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ve Şanlıurfa Turizm Gelişim AŞ'nin daveti üzerine Türk Hava Yolları sponsorluğunda Sri Lanka'nın önde gelen seyahat acentelerinin yetkilileri Türkiye'nin kültür turlarındaki en önemli merkezlerinden birisi olan Şanlıurfa'ya geldi. Konuk heyet UNESCO Dünya Mirası listesindeki Göbekli Tepe, UNESCO Dünya Mirası listesi geçici listesindeki tarihi balıklı göl yerleşkesi ve diğer yerleri ziyaret etti. Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar ve Sri Lanka Ankara Malasat Güzarı Dilan Ivikor'un'da yer aldığı heyet, Göbekli Tepe'deki arkeolojik bulguları gözlemleyerek merak ettikleri sorulara rehberler aracılığıyla yanıt aldı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan, Göbekli Tepe, Nemrut Milli Parkı ve Diyarbakır surları gibi Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan yapılar başta olmak üzere bölgenin tanıtılması amacıyla bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti. Bu tür etkinliklerin önemini anlatan Aslan, gelecek yıllardaki turizmdeki altyapı sorunları giderildikçe Şanlıurfa bölgedeki turizmin toplama ve dağıtım merkezi olacaktır. Bu Şanlıurfa'nın kültürel zenginliği ve coğrafi konumu nedeniyle rahatlıkla ulaşacağı bir hedef diye konuştu. Şanlıurfa Turizm Geliştirme AŞ Türk Hava Yolları, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliği ile 2019 Göbekli Tepe Yılı faaliyetleri kapsamında Şanlıurfa'ya davet edilen Sri Lanka'da faaliyet gösteren seyahat acentelerine eşlik etmek üzere Şanlıurfa'ya gelen Sri Lanka, Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar ve Sri Lanka, Ankara Malasat Güzarı Dilan Ivikor'un'da Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in Şanlıurfa'ya gelen heyeti makamında ağırladı. Ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa'nın dört bir yanında devam eden Sıfır Atık Projesi etkinlikleri düzenlendi. Mehmet Akif İnan konferans salonunda çocuklara çevre bilincini aşılamaya yönelik yapılan etkinlikler renkli gösterilere sahne olurken çevre temizlik, doğal kaynakların israf edilmemesi konuları anlatıldı. Çevreye ve insana verdiği önem ile birçok proje başlatarak başarılı bir şekilde geniş kitlelere ulaşan Büyükşehir Belediyesi çevre doğa temizliğine dikkat çekmek için farkındalık yaratıyor. Atık pil toplama, atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisleriyle büyük projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, çevreci yaklaşımıyla ülke gündeminde adını sıkça duyuruyor. Çocukların bilinçlenmesi amacıyla birçok projede çevreye duyulan hassasiyeti anlatan Büyükşehir Belediyesi, bugün de sıfır atık etkinlikleriyle çocukların gönüllerince eğlenmesini sağladı. Mehmet Akif İnan konferans salonunda atık malzemeleriyle yapılan serginin açılışının ardından düzenlenen sıfır atık etkinliklerine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün eşi Betül Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mahmut Kırıkçı, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Faruk Bayuk ve birçok çevreci STK temsilcisi katıldı. Etkinliklerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mahmut Kırıkçı şunları söyledi. Atık çevre hakikaten önemli bir kavram ve gün geçtikçe kıymeti daha da anlaşılan ve onsuz bir hayatın, onsuz bir kürenin, onsuz bir dünyanın düşünülemeyeceği bir kavram. Bu çevre günü vesilesiyle belki bunlara dikkat çekmek üzere bir fırsat oluşturuyor. Ama hayatımızın her anında bize temas eden, bizi ilgilendiren, içinde yaşadığımız çevre bütünüyle beraber hava suyla, suyuyla, ormanıyla, toprağıyla, diğer tüm kaynaklarıyla korunması gereken bir kavram. Gerçekten önemli. Bunun için dünya bu kavramı farkına vardıkça bu konu üzerinde hem mevzuatlar, uluslararası protokoller, bakanlıklar, il müdürlükleri, istihdamlar, uzmanlar, mühendisler istihdam etmek üzere bir strateji belirlemiş. Ardından söz alan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık ise şöyle devam etti.
Türkiye'de çevresel sorunlar aynı diğer coğrafyamızdaki gibi aynı şeyleri tükettiğimizden dolayı artmakta. Burada toplumun bilinçlendirilmesi, duyarlılığın artırılması, özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızın genç yaşta çevreyi koruma, çevre bilincinin aşılanması, geleceğimizin çocuklarımıza, torunlarımıza daha temiz, daha güzel bir çevre bırakmamız ödevimiz nedeniyle önemli olarak adledilmekte bizim için, çocuklarımız için. Programın ardından çevreyi korumaya yönelik proje yaparak geliştiren okullara ödülleri verildi. PKK ve PYD terör örgütü üyelerinin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin sınırında bulunan Suriye'nin Tel Aviyat kentinde halkın ekinlerini ateşe vermesi saniye saniye cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Suriye'nin Tel Aviyat kentini kontrol altına tutan PKK-PYD terör örgütü halka zulmetmek için her yolu deniyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin sınırında bulunan Suriye'nin Tel Aviyat kentinde halktan haraç alıp mallarına el koyan örgüt son olarak halkın hasat zamanı gelen ekinlerini yakmaya başladı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen bir görüntü terör örgütünün halka nasıl zulmettiğini en açık şekilde kanıtlıyor. PYD terör örgütünün bez parçasını taşıyan bir araçtan inen iki terörist etkinlerin yol kenarındaki çalılıkları ateşe veriyor. Yanmaya başlayan çalılıkların alevleri ise kısa sürede yanı başındaki ekinlere sıçrıyor. Teröristlerin ilk önce yol kenarındaki çalılıkları yakarak yangını yoldan geçen birileri tarafından atılan sigara izmaritinin kaynaklandığı su vermesiyle çalıştıkları iddia edildi. Terör örgütünün ekinleri yakıp halka aç bırakarak kendisine mahkum etmeye çalıştığı belirtildi. Eyüpya Belediye Meclis Başkan Vekili Ahmet Kenan Kayral, Belediye Meclisi Haziran ayı 3. birleşiminde Belediye Meclis üyelerine ilçe genelinde hummalı bir şekilde devam eden ilaçlama konusunda açıklamalarda bulundu. Başkan Vekili Kayral şunu da ekledi. 116 milyon lira ile devralınan borcun da 112 milyon liraya indirildiğini, ilçe merkez ve kırsallarda da çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Eyüpya Belediye Meclisi Haziran ayı 3. oturumu Belediye Meclis Başkan Vekili Ahmet Kenan Kayral başkanlığında devam etti. SGK binasındaki meclis toplantı salonunda Haziran ayı 3. birleşimi yapılan toplantılar açılış ve yoklama ile başladı. Meclis Başkan Vekili Ahmet Kenan Kayral başkanlığında gerçekleşen toplantıda görüşülen teklifler oy çokluğuyla kabul edilirken Belediye Meclis Başkan Vekili Kayral meclis üyelerine ilçe genelinde sürdürülen ilaçlama çalışmaları ve belediyenin mali tablosuyla ilgili bilgiler verildi. Eyüpya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Abdullah Toprak'ın da belediye meclis üyelerine ilçe genelinde yapılan temizlik ve ilaçlama konusunda bilgi vermesinin ardından açıklamalarda bulunan Meclis Başkan Vekili Kayral, 5 olan araç sayımızı Başkanımız Mehmet Kuş'un talimatlarıyla 20'ye çıkardık dedi. Eyüpya Belediyesi olarak Başkanımız Mehmet Kuş'un talimatlarıyla belediye meclis üyelerimizle birlikte hareket ederek daha güzel ve daha yaşanabilir bir Eyüpya için canla başla uğraş içerisindeyiz. Son günlerde özellikle ilaçlama hususunda ülke genelinde yaşanan haşere sorunu bizi de etkilemiştir. Urfa genelinde yaşanan bu sorun için ekiplerimiz gece gündüz sahada çalışma yürütmektedirler. Göreve geldiğimiz ilk anda 5 olan araç sayımız Başkanımız Mehmet Kuş'un talimatlarıyla 20'ye çıkarılmıştır. Şimdi çok şükür ekiplerimiz sabahın ilk saatlerinden gece yarılarına kadar çalışmalarını devam ettirmektedirler. Bugün Belediye Meclisimize bilgi aktarımı konusunda Temizlik İşleri Müdürümüzü davet ederek Eyüpya Belediye Meclisimize gerekli bilgiler aktarılmıştır. Çalışmalar hususunda detaylı raporlar alınmıştır. Belediye Meclis üyelerimizin sorularına tamamına Temizlik İşleri Müdürümüz cevaplandırmıştır. Bu konuda hiçbir eksiğimiz kalmamıştır. Kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede
haşere ile mücadele konusunda gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Şan daha temiz, daha yaşanabilir Şanlıurfa için, daha güzel bir Eylül için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ben meclis üyesi arkadaşlarıma da buradan huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bir diğer husus belirtmek istiyorum. Belediyemizin mali tablosu konusunda 116 milyon lira borç aldığımız belediyemizin hem rutin işlerini yapmak hem de bu borcu minimize etmek için gayret sarf ediyoruz. Takdir edersiniz ki 2 aylık süreç içerisinde hem çalışıp hem de borç ödüyoruz. Yaklaşık 112 milyon lira olan borcun, kalan borcun ödenmesi hususunda da Başkanımız Sayın Mehmet Kuş'un girişimleri devam etmektedir. Birlikte çalışarak, birlikte hareket ederek, belediye meclisi üyesi arkadaşlarımızla birlikte, müdürlerimizle birlikte, başkan yardımcılarımızla birlikte daha yaşanabilir bir Eyüp'e için hep birlikte çalışacağız. Ve Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza Halili ilçesine bağlı Abide kavşağında meydana geldi. Trafik ışıklarındaki zincirleme kazasında 63NE0125, 63EY250, 63AAF580, 63KK629 ile 63E1160 plakalı 5 otomobil birbirine girdi. Şehir merkezinde Abide kavşağına doğru giderken araçlar ani fren yapınca gördüğünüz üzere zincirleme bir kaza oluşuyor. Zincirleme kaza sonucunda herhangi bir yaralanma falan yok. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde gece geç saatlerde iki grup arasında çıkan tekme tokatlı kavga saniye saniye kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ne meydana geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin önünde iki grup bilinmeyen bir sebeple karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde tekme tokat kavgaya dönüştü. Ortalık adeta savaş alanına dönerken kavgada 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafları ayırdı. Yaşanan kavga ise kameralara yansıdı. Haliliye Belediyesi kırsal mahallelerde sinek ve haşerelerle mücadelede yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırarak gece geç saatlere kadar devam ettiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ilçe genelindeki haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Merkez mahallelerde aralıksız olarak tüm mahallelerde ilaçlama çalışması yapan ekipler kırsal mahallelerde de hummalı bir çalışma yürütüyor. Kırsal mahallelerin tamamında periyodik olarak ilaçlama çalışması rutin bir şekilde sürdüren ekipler, larva ve uçkunla mücadele çalışmaları kapsamında sinek ve haşerelerin oluşturacağı rahatsızlıkların önüne geçmeyi hedefliyor.
Ekipler kırsal mahallelerde dere yatakları, çöp konteynerleri, su birikintileri, ağırlar ve ağaçlık alanlarda çalışmalarını yürütüyor. Ulubağ Mahallesi Muhtarı Mahmut Polat, yapılan çalışmalarla ilgili memnuniyetini dile getirdi. Ben Ulubağ Mahalle Muhtarı Mahmut Polat, Kareliye Belediye Başkanı Mehmetcan Polat'a çok teşekkür ederim. İlaçlamadan dolayı Allah razı olsun. Kırsal mahalle olmamıza rağmen ilaçlamamız her gün devam ediyor. Çok teşekkür ederim ekibine, müdürlerine, işçisine kadar. Allah razı olsun. Haliliye Belediyesi ilaçlama birimi 1 ATV motor, 2 oldur, 4 mislo bower, 5 elektrikli motosiklet, 16 ULV cihazı ve 40 personeliyle 32 merkez ve 138 kırsal mahallede çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Adıyaman'da arazi sulaması sırası nedeniyle mahkemelik olan taraflar adliye çıkışında birbirine girdi. Çok sayıda kişinin karıştığı bıçaklı ve sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Adıyaman merkeze bağlı Karahöyük köyünde arazi sulama anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olan taraflar mahkeme çıkışında ortalığı savaş alanına çevirdi. Mahkemeye çok sayıda kişiyle birlikte gelen her iki taraf adliye çıkışında bıçaklar ve sopalarla birbirine girdi. Adliyenin arkasında bulunan caddede başlayan kavgada bıçaklar çekildi. Tarafların birbirine girdiği kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Kavgada bıçaklanan şahıslar yerde yatarken bile taraflar birbirlerine kavga etmeye devam etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı ve cop ile taraflara müdahale etti. Olayda 3 kişi bıçakla, 7 kişi ise darp edilerek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle eğitim ve araştırma hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Tabiri caizse Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü tam hız devam ediyor. Ramazan bayramını ülkelerinde geçiren 20 bin Suriyeliden 2 bini bugünkü list Öncüpınar sınır kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüş yaptı. ...17-31 Mayıs arasında Türkiye'nin dört bir tarafından kilise gelen 20.576 Suriyeli... ...Ramazan bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti. Bugünden itibaren 2.000 Suriyeli Türkiye'ye dönüş yaptı. Bayrama gittim ziyarete. Nenemi gördüm, annemi gördüm, babamı gördüm. Gezmeye geldim. Bundan sonra şeye gideyim, Türkiye'ye geldim. Suriyeliler Babul Selam sınır kapısında düzenlenen Öncüpınar sınır kapısına geliyor. Burada göç idaresiyle pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye geliyor. Suriyeliler gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor. Türkiye'de Ankara oturuyorum. Orada yaşıyorum yani. Ziyaret etmek gittim Suriye'ye. Orada babam var, akrabalarım var. Onun için yani. Suriyelilerin dönüşünün 1 Kasım 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi. Evet.
Diyarbakır'da askeri alan ve çevresinde bulunan otlar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Vatandaşlar ağaçların yanmaması için seferber olurken itfaiye ekipleri ve askerler de yangına müdahale etti. Olay merkez Yenişehir ilçesi Ferit Köşk mahallesinde bulunan askeri bölgenin hemen yanında yaşandı. Askeri alan ve çevresinde bulunan otlar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ağaç tutuştuysa ağacı sönüyor. O da orada. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken vatandaşlar da yangının alanının yanında bulunan ağaç ve evlere sıçramaması için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Van Gölü'nde yaşayan ve Mayıs ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara yumurta bırakmak için göç eden inci kefalinin muhteşem yolculuğunu izliyoruz. Van'ın Erciş ilçesindeki Deliçay'a göç eden inci kefalinin görsel yolculuğunu bölgeye gelen binlerce insan izliyor. Van Gölü Havzası'nda balık göçünün en güzel izlendiği yerlerden biri olan Erciş ilçesindeki Deliçay'da bulunan balık bendine gelen ziyaretçiler, suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışan balıkların eşsiz yolculuğuna şahit oluyor. Yumurta bırakmak için tatlı suya çıkan inci kefali balığının avlanması 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında yasak olurken balık göçünü fırsat bilen martılar ise yoğun bir şekilde Deliçay'a göç eden balıkları avlıyor. Martıların suyun tersine doğru zıplayarak engelleri aşmaya çalışan balıkları avlaması da fotoğraf tutkunlarını muhteşem fotoğraflar çekmelerine olanak sağlıyor. Öte yandan 9 günlük bayram tatilinde yoğun bir ziyaretçi sayısına ulaşılan Erciş, göç sonuna kadar yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor. İncil kefal balığımız var. Tutmayalım, avlanmayalım, hasat yumurta bıraksınlar, yavru yapsınlar diye. Onun için yeşilliğidir, boldur, kadının kıymetini bilmemiz gerekir. Elimizden geldik atan balıklarımıza iyi bakalım. Benim adım Ceren, soyadım Çiftçi, buralıyım. Burayı çok seviyorum, sık sık geliyorum. Kefan balığını göçülemesini izlemeye geldik, ailemizle piknik yapmaya. Buraya sık sık geliyoruz. Herkesten bir isteğim var, balıklarımızı, ormanımızı ve yeşilliğimizi korumalarını istiyorum. Ekrem Çetin, Diyarbakır'dan geldik. Öğretmen arkadaşlarla birlikte geldik. Buraya inci kefal balığının göçünü izlemeye geldik. Gerçekten şu anda harika bir manzara var. Çok güzel bir manzara var. Gerçekten güzel bir görüntü. İnci kefal balığının göçünü ve yumurta bırakışını ilk defa burada görüyorum. Gerçekten çok harika bir manzara, çok mükemmel bir manzara. Bu haberle birlikte bülteni de noktalıyoruz. Bir sonraki bültende gelişmelerle yeniden birlikte oluncaya dek mutlu akşamlar, umutlu yarınlar.